Herkese merhaba. Okyanuslar, gezegenimizin hayat kaynağıdır. Sadece suyun yüzeyinde değil, aynı zamanda derinlerinde de birçok sır barındırır. Bu derinler, insanlar için bugün büyük bir gizem taşıyor. Denizaltı dağları, türlü deniz canlıları, kayalık uçurumlar ve sıradışı jeolojik oluşumlar keşfedilmeyi bekleyen muhteşem yapılardır. Bu belgeselde, denizaltı araştırmaları ve bilimsel keşiflerin sonuçlarına dayalı olarak, okyanusların derin noktalarındaki yaşamın nasıl adapte olduğunu, hangi tehlikelerle karşı karşıya olduğunu ve bu bölgelerin ekolojik önemini keşfedeceğiz. Ayrıca, bu gizemli dünyada neden daha fazla keşif yapmamız gerektiğini ve gelecekteki nesiller için neden bu alanları korumamız gerektiğini anlayacağız. Hazırsanız, okyanusların derin noktaları belgeseliyle bu büyüleyici yolculuğa çıkalım. Mariana Çukuru'nun keşfi, derin denizlerde gerçekleşen önemli bilimsel bir olaydır. Mariana Çukuru, dünyanın en derin noktası olarak bilinir ve bu çukurun keşfi, okyanus bilimine büyük katkı sağlamıştır. Mariana Çukuru, Pasifik Okyanusu'nda, Pasifik Levhası ile Filipin Levhası'nın çarpıştığı bir noktada bulunur. 20. yüzyılın başlarına kadar bu bölge hakkında çok az bilgi vardı. Deniz seviyesinin altında neler olduğu hakkında meraklar ve spekülasyonlar vardı. Ancak derin denizlerin keşfi o dönemde oldukça sınırlıydı. Denizaltılar 19. yüzyılın sonlarından itibaren okyanuslarda araştırma yapmak için kullanılmaya başlandı. Ancak bu araçlar o dönemde Mariana Çukuru gibi büyük derinliklere ulaşma kapasitesine sahip değillerdi. Denizaltı araştırmalarının Mariana Çukuru'nda başlamasının ardından okyanusların derinliklerinde nelerin bulunabileceğine dair büyük bir merak ve ilham yatıyordu. Bilim insanları okyanusların bilinmeyen dünyalarını keşfetmek ve anlamak istiyorlardı. Özellikle denizaltı araştırmaları bu büyük çukura yaklaşılmasını sağladı. Mariana Çukuru'nun keşfi 1930'ların sonlarına doğru başladı. Bu dönemde bilim insanları denizaltı teknolojisinin gelişmesiyle birlikte derin okyanusların keşfine daha fazla odaklandılar. Mariana Çukuru'nun en derin noktası olan Challenger derinliği 1951 yılında ilk kez keşfedildi. Ardından Mariana Çukuru'nun önemli denizaltı keşfi 23 Ocak 1960 tarihinde Don Walsh ve Jackie Picard adlı iki denizaltı uzmanı tarafından gerçekleştirildi. Onların Trieste isimli denizaltısı, 10.929 metrelik derinliğiyle Mariana Çukuru'nun dibine ulaşan ilk araç oldu. Bu dalış, tarihte kaydedilen en derin dalış olarak kaydedildi. Trieste, 8.2 metre uzunluğunda ve 3.7 metre yüksekliğinde bir batiskaf denizaltısıydı. Bu denizaltı, 1960 yılında Amerika Birleşik Devletleri donanmasına aitti. Trieste'nin gövdesi, yoğun su basıncına dayanacak şekilde tasarlanmıştı. Mariana Çukuru'nun derinliği, suyun basıncının inanılmaz derecede yüksek olmasına neden oluyordu. Trieste dalışı sırasında, denizaltının gövdesine binlerce tonluk bir basınç uygulandı. Denizaltı, bu koşullara dayanacak şekilde titizlikle tasarlanmıştı. Trieste'nin Mariana Çukuru'na ulaşması, bilim dünyasına çeşitli önemli veriler sağladı. Denizaltı, çevresel koşulları inceleyerek, derin okyanuslardaki yaşamın nasıl mümkün olduğunu anlamak için, bilim insanlarına değerli bilgiler sağladı. Mariana Çukuru, sonraki yıllarda da çeşitli bilimsel araştırmaların odağı oldu. Mariana Çukuru'nun yüksekliği, deniz yüzeyinden çukurun dibine kadar olan ölçüdür. Bu çukurun, deniz yüzeyinden çukurun en derin noktasına kadar olan yüksekliği, yaklaşık olarak 10.929 metre kadardır. Yaklaşık olarak 2550 kilometre uzunluğa ve 69 kilometre genişliğe sahiptir. Mariana Çukuru'nun oluşumu, milyonlarca yıl süren karmaşık jeolojik süreçler sonucu gerçekleşir. Levha tektoniği ve subduksiyon, bu bölgenin şeklinin oluşumunda kilit rol oynar. Bu önemli çukur, Batı Pasifik Okyanusu'nda yer alır. Coğrafi olarak Filipin Denizi'nin doğusunda ve Yap Adaları'nın doğusundadır. Bu bölge, Pasifik Okyanusu'nun batısında ve Asya Anakarası'nın doğusunda bulunur.
Filipin levhası ile Pasifik levhası arasında bir levha sınırıdır. Filipin levhası, Pasifik levhasının altına batıyor ve bu süreç Mariana Çukuru'nun oluşumunu tetikliyor. Bu alt duvar, subduksiyon bölgesi olarak adlandırılır. Mariana Çukuru'nun altındaki subduksiyon zonu, levhaların birbirine doğru itildiği ve bir levhanın diğerinin altına girdiği bir bölgedir. Bu süreçte levhalar birbirine sürtünür ve bu sürtünme depremlere ve volkanizmaya neden olabilir. Subduksiyon zonlarında iki levhanın birbirine sürtünmesi nedeniyle büyük gerilimler oluşur. Bu gerilimler depremlere neden olabilen enerjinin birikmesine yol açar. Mariana Çukuru bölgesinde bu nedenle sık sık depremler meydana gelir. Mariana Çukuru'nun çevresi aktif volkanik adalarla doludur. O adalar, levha altının erimesi sonucu oluşan magmanın yüzeye çıkmasıyla meydana gelir. Bunun sonucunda, Mariana Adaları gibi volkanik adalar bu bölgede ortaya çıkar. Mariana Çukuru'nun derinliklerinde yeraltı ısı kaynakları ve hidrotermal bacalar gibi jeotermal aktiviteler bulunur. Bu aktiviteler, okyanus tabanında benzersiz ekosistemlerin oluşmasına neden olur. Mariana Çukuru, jeolojik yapısı ve altındaki subduksiyon zonu nedeniyle bilim insanları için önemli bir araştırma konusudur. Bu bölge, dünyanın iç yapısı ve levha hareketlerinin anlaşılmasına yardımcı olan bir laboratuvar olarak hizmet eder. Ayrıca, bu bölgede yaşayan deniz canlıları ve hidrotermal aktiviteler, bilim insanları için biyolojik ve biyokimyasal araştırmalar açısından da büyük bir ilgi konusudur. Mariana Çukuru'ndaki yüksek basınca dayanmak ve denizaltı araştırmaları için kullanılan teknolojilerin gelişimini incelemek oldukça önemlidir. Bu zorlu koşullarda denizaltıların nasıl çalıştığı, çeşitli mühendislik çözümleri ve ilerlemeler gerektirir. Denizaltılar ve bu tür keşif araçları bu zorlu koşullara dayanmak için özel olarak tasarlanır ve inşa edilir. Denizaltıların gövdeleri, yüksek basınca dayanacak şekilde güçlendirilmiş, özel alaşımlardan yapılır. Bu malzemeler, çukurun derinliklerindeki yüksek basınca karşı direnç sağlar. Denizaltılar, içlerindeki hava basıncını kontrol etmek için, özel olarak tasarlanmış kompresyon odalarına sahiptir. Bu odalar, su basıncının denizaltısının gövdesine zarar vermesini engeller. Su basıncını dışarıda tutacak şekilde tasarlanmış sızdırmaz kapılar ve pencerelere sahiptirler. Bu özellikler, denizaltısının içindeki atmosferin dışarıya sızmasını önler. ROV araçları, kablolu veya kablosuz olarak uzaktan kontrol edilen denizaltı araçlarıdır. Mariana Çukuru'nun keşfinde ROV araçları, zorlu koşullarda çalışmak ve deniz tabanındaki örnekleri toplamak için kullanıldı. Ayrıca, haritalama ve veri toplama görevlerinde kullanılan araçlar da kullanıldı. Denizaltıların tasarımı ve mühendisliği sürekli olarak gelişir. Bu olay, daha derinlere inmek ve daha uzun süreler boyunca derin denizlerde çalışmak için daha gelişmiş araçların oluşturulmasını sağlar. Denizaltılar, yüzeydeki araştırmacılarla iletişim kurma yeteneğine sahiptir. Bu özellik, canlı videoların aktarılması, veri iletimi ve uzaktan kontrol gibi işlevleri destekler. Mariana Çukuru'nun derinliklerinde yaşayan canlılar, oldukça zorlu ve benzersiz bir ekosistemde yaşam sürdüren ilginç organizmalardır. Bu derin deniz ekosistemi, yüksek basınç, karanlık, düşük sıcaklık ve çoğu zaman az besin kaynağı gibi zorlu koşullara sahiptir. Canlılar, bu zorluklarla başa çıkmak için çeşitli adaptasyonlara sahiptirler. Mariana Çukuru'ndaki hidrotermal bacalar, oldukça ilginç ve benzersiz bir çevresel özelliği temsil eder. Bu hidrotermal bacalar, derin denizlerde canlılığın nasıl mümkün olduğunu ve adaptasyonların ne kadar çeşitli olabileceğini gösteren önemli örneklerdir. Hidrotermal bacalar, okyanus tabanının altındaki sıcak su kaynaklarının deniz suyu ile reaksiyona girmesi sonucu oluşur. Bu sıcak su kaynakları, yeraltı sıcaklıklarına sahip olan ve çeşitli birçok kimyasal bileşikleri içerir. Bu sıcak suyun, okyanus suyu ile teması, mineral çökeltileri ve özellikle sülfür mineralleri oluşturur.
hidrotermal bacalardan çıkan sıcak su, hidrotermal bakteriler ve arkealar gibi mikroskobik organizmalar için birincil enerji kaynağıdır. Bu organizmalar, hidrotermal bacalardan çıkan kimyasal bileşikleri oksitleyerek enerji üretirler. Bu süreç, çevredeki inorganik kimyasal enerjinin biyolojik enerjiye dönüştürülmesini sağlar. Hidrotermal bacaların etrafında yaşayan organizmalar arasında bakteriler ve arkealar gibi mikroskobik organizmalar bulunur. Bu organizmalar, hidrotermal bacalardan çıkan sıcak su kaynaklarına yakın bölgelerde yaşarlar. Bu organizmalar, mikroskobik olduğu için, mikroskobik organizmaları yiyen diğer organizmaların da besin kaynağıdır. Hidrotermal bacalarda yaşayan bazı bakteri türleri, özellikle sülfür oksidasyonu ile enerji üreten sülfür bakterileridir. Bu organizmalar, hidrotermal bacaların iç bölgelerinde yüksek sıcaklık ve yüksek basınçta yaşam sürdürebilirler. Ayrıca, hidrotermal bacalardan çıkan sülfür bileşikleri üzerinde yaşarlar. Hidrotermal bacaların etrafında sıcak su akıntılarının olduğu bölgelere yakın kambur karidesler yaşar. Bu karidesler, sıcak su kaynaklarından çıkan bakterilerle beslenirler. Aynı zamanda bu karidesler, hidrotermal bacaların oluşturduğu mineral çökeltiler üzerinde yaşarlar. Örneğin, kambur karidesler, hidrotermal bacalardaki mikroplanktonları ve bakterileri avlarlar. Hidrotermal bacalardaki organizmalar, yüksek sıcaklık, yüksek basınç ve çeşitli kimyasal koşullarla başa çıkmak için özel adaptasyonlara sahiptirler. O adaptasyonlar, organizmaların bu benzersiz çevresel faktörlere uyum sağlamalarını sağlar. Mariana Çukuru'nda bulunan derin deniz balıkları, bu zorlu ve benzersiz ekosistemde yaşam sürdüren organizmalardır. Bu balıklar, çukurun derinliklerinde, yüksek basınç, düşük sıcaklık ve az ışık gibi zorlu koşullara uyum sağlayarak hayatta kalırlar. Bu nedenle, bu bölgedeki balıklar, bu zorlu koşullara uyum sağlamak için özel adaptasyonlara sahiptirler. Derin denizde yaşayan bazı balık türleri, biyolüminesan özelliklere sahiptirler. Yani diğer bir deyişle, kendi ışıklarını üretebilirler. Bu özellik, avcılık, iletişim ve kamuflaj gibi işlevler için kullanılır. Derin deniz balıklarının gözleri, düşük ışık koşullarında daha fazla ışığı yakalayabilen özel bir yapıya sahiptir. Bu göz adaptasyonu, bu balıkların az ışıkta avlanmalarına ve çevrelerini algılamalarına yardımcı olur. Mariana Çukuru'ndaki derin deniz balıkları, suyun altındaki yüksek basınca dayanabilen yüzgeçlere sahiptirler. Bu yüzgeçler, balıkların derin denizde manevra yapmalarını ve avlarını kovalamalarını sağlar. Derin deniz balıkları, çevrelerindeki organizmaları avlayarak beslenirler. Bazıları, derin denizde yaşayan diğer organizmaları, planktonları veya küçük deniz canlılarını avlarlar. Mariana Çukuru'nda, farklı derinliklerde yaşayan ve farklı beslenme stratejilerine sahip birçok derin deniz balığı türü bulunur. Örneğin, bazı türlerin besin kaynağı, hidrotermal bacalardan gelen bakteriler olabilir. Bu balıklara birçok örnek verilebilir. Ejderha balıkları, biyolüminesan özelliklere sahip olan derin deniz balıklarıdır. Kendi ışıklarını üretebilen bu balıklar, kamuflaj yapabilirler ve avlarını yakalamak için ışığı kullanırlar. Mariana Çukuru'ndaki ejderha balıkları, genellikle çok derinlerde, binlerce metre derinlikte yaşarlar. Mariana Çukuru'nun derin denizlerinde yaşayan grenadyer balıkları ise, bu bölgenin farklı derinliklerine adapte olmuş birçok türlerinden biridir. Bazı türleri çukurun derinliklerine inebilirken, diğerleri yüzey yakınlarında yaşar. Bu balıkların uzun, ince vücutları ve büyük gözleri, düşük ışık koşullarında avlarını takip etmelerine yardımcı olur. Abisal dil balıkları ise, Mariana Çukuru'nun derinliklerinde yaşar ve uzun, ince bir vücuda sahiptir. Gözleri oldukça küçüktür çünkü çoğu zaman çok az ışın olduğu derin denizlerde yaşarlar. Bu balıkların adaptasyonları, düşük ışık koşullarında avlarını takip etmelerine yardımcı olur. Mariana Çukuru'nun derinliklerinde yaşayan dişkaga balıkları ise, büyük, sivri dişlere sahiptirler. Bu dişler, diğer organizmaları avlamak ve parçalamak için kullanılır.
Bu balıkların büyük gözleri, düşük ışık koşullarında avlarını takip etmelerine yardımcı olur. Squat yengeçleri, derin deniz tabanında yaşayan kabuklu bir organizmadır. Bu organizmalar, hidrotermal bacalardan gelen sıcak su akıntılarının etrafında yaşarlar ve bu ekosistemdeki diğer organizmalarla simbiyotik ilişkiler geliştirebilirler. Mariana Çukuru'ndaki organizmalar, yüksek basınca dayanabilen özel yapılara sahiptirler. Özellikle, hidrostatik iskeletlere sahip organizmalar, bu basınca karşı direnç sağlar. Bu yapılar, organizmaların vücutlarının şeklini ve bütünlüğünü korumalarına yardımcı olur. Mariana Çukuru'ndaki organizmalar, besin kaynaklarının sınırlı olduğu bir ortamda yaşam sürdürmek zorundadırlar. Bu nedenle bazı organizmalar enerjiyi tasarruf etmeye ve besin maddelerini daha etkili bir şekilde kullanmaya adapte olmuşlardır. Mariana Çukuru'ndaki derin deniz balıkları, bu benzersiz ekosistemde hayatta kalmak için özel adaptasyonlara sahip canlılardır. Derin deniz ekosistemleri, gezegenimizde yaşamın ne kadar çeşitli ve çevresel koşullara ne kadar iyi uyum sağlayabileceğini gösteren harika örnekler sunar. Bilim insanları, bu derin deniz organizmalarını inceleyerek deniz biyolojisi ve ekolojisi hakkında daha fazla bilgi edinirler. Mariana Çukuru'na dalış yapan kişiler arasında en tanınmış isimlerden biri, Oscar ödüllü yönetmen ve deniz araştırmacısı olan James Cameron'dır. 2012 yılında James Cameron, kendi tasarladığı Deep Sea Challenger adlı denizaltısıyla Mariana Çukuru'nun en derin noktası olan Challenger derinliğine dalış yapmıştır. James Cameron'ın bu tarihi dalışı, Mariana Çukuru'nun derinliklerindeki gizemli dünyayı incelemek ve bilimsel veriler toplamak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Cameron'ın dalışı, aynı zamanda 1960 yılında Jackie Picard ve Don Walsh tarafından yapılan Trieste denizaltısıyla gerçekleştirilen ilk dalışın ardından yapılan ikinci insanlı dalış olarak tarihe geçmiştir. James Cameron'ın dalışı, deniz biyolojisi, jeoloji ve hidrotermal ekosistemler gibi birçok bilimsel araştırma alanına katkı sağlamıştır. Bu deneyim, derin deniz bilimlerine olan ilgiyi artırmış ve Mariana Çukuru'nun gizemli dünyasının daha iyi anlaşılmasına yardımcı olmuştur. Ancak, Mariana Çukuru'na dalış son derece tehlikeli ve teknik olarak karmaşık bir görevdir. Deneyimli, iyi eğitilmiş ekipler gerektirir. Cameron gibi denizaltı tasarımcıları ve bilim insanları bu tür görevleri yürütmek için özel eğitim ve deneyime sahiptirler. Bir diğer önemli çukur ise Puerto Rico Çukuru'dur. Puerto Rico Çukuru, Atlantik Okyanusu'ndaki önemli bir jeolojik oluşumdur ve Karayipler'de bulunan Puerto Rico Adası ile Yonaguni Adası arasında uzanır. Bu çukur, Karayip Denizi'ni Atlas Okyanusu'na bağlayan stratejik bir geçittir. Puerto Rico Çukuru, dünyanın derin okyanus çukurlarından biridir ve oldukça büyük boyutlara sahiptir. Bu çukurun en derin noktası, yaklaşık olarak 8.376 metre derinliğe sahiptir. Bu ölçü, su yüzeyinden çukurun en derin noktasına kadar olan ölçüdür. Yaklaşık olarak 800 kilometre uzunluğa ve 60 ile 100 kilometre arasında genişliğe sahiptir. Bu ölçüler, çukurun batıdan doğuya uzunluğunu ve kuzeyden güneye genişliğini ifade eder. Çukurun genişliği, farklı bölgelerde değişebilir. İlk derin deniz keşiflerinden biri, Amerikalı deniz bilimcisi William Beebe ve mühendis Otis Barton tarafından gerçekleştirildi. 1934 yılında, Batisiper adlı denizaltı ile Puerto Rico'nun kıyılarına yakın bir bölgede 923 metreye dalış yaparak derin denizlerdeki canlıları incelediler. Bu keşif, derin deniz araştırmalarının önemli bir dönüm noktasıydı. Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi, Puerto Rico Çukuru'ndaki araştırmaları ve keşifleri destekleyen bir dizi deniz bilimi projesine imza atmıştır. Bu projeler, çukurun jeolojik, hidrografik ve biyolojik özelliklerini daha iyi anlamak için bilimsel araştırmaları içerir. Puerto Rico Çukuru'nun jeolojik yapısı, bu çukurun oluşumunu ve evrimsel süreçlerini anlamak için büyük bir öneme sahiptir. Puerto Rico Çukuru, Kuzey Amerika Levhası ile Karayip Levhası'nın birbirine olan tektonik etkileşiminin sonucunda meydana gelir. Karayip Levhası, Kuzey Amerika Levhası altına doğru sürekli olarak batmaktadır.
Bu çatışma, çukurun oluşumunu tetikler. Karayip levhası, Kuzey Amerika levhası altına doğru dalarken, sürtünme ve subdüksiyon süreçleri meydana gelir. Bu süreç, çukurun derinlemesine oluşmasına neden olur. Puerto Rico çukurunun altında, denizin tabanının ortasında, bir derin deniz sırtı bulunur. Bu sırt, deniz tabanının iki tarafındaki levha hareketlerini destekler. Bu sırt, çukurun oluşumuna katkı sağlar. Puerto Rico çukurunun jeolojik yapısında, çukurun batı kısmında yer alan volkanik ada zinciri, Puerto Rico çukurunun altında, Karayip levhası Kuzey Amerika levhası altına doğru dalarken, levhanın altında yer alan, manto taşıdığı yerlerde, volkanik aktivite başlar. Levhanın erimesi ve bu eriyik materyalin yüzeye çıkması sonucu, denizaltı volkanları oluşur. Bu volkanlar, çukurun altında yer alan derin deniz sırtlarına yakın bölgelerde yoğunlaşır. Denizaltı volkanlarının faaliyetleri, lav püskürtmeleri, lav akışları ve volkanik patlamalar gibi olayları içerir. Bu volkanlar, zaman zaman sıcak su kaynaklarından da kaynaklanan hidrotermal aktiviteye neden olurlar. Hidrotermal bacalar gibi, bu aktiviteler, çevredeki suya ve çevresine önemli kimyasal bileşikler salarlar. Denizaltı volkanları, modern denizaltı araştırma teknolojileri sayesinde keşfedilmiştir. Özellikle, uzaktan kumandalı denizaltılar, sualtı araştırmacılarına, bu volkanları incelemek için yüksek çözünürlüklü kameralar ve diğer ölçüm cihazları ile donatılmış bir yol sağlar. O araçlar, çukurun derinliklerine inip, volkanik oluşumları ve hidrotermal bacaları gözlemlemek için kullanılır. Denizaltı volkanları, çukurun ekosistemine önemli etkilerde bulunurlar. Hidrotermal aktivite sonucu sıcak su kaynaklarından kaynaklanan mineraller ve kimyasallar, bu çevrenin canlıları için besin kaynağı olabilir. Aynı zamanda, volkanların patlamaları ve lav akışları, çevre deniz canlıları için tehlikeli de olabilir. Puerto Rico çukuru, jeolojik olarak aktif bir bölge olup, düzenli olarak depremler yaşanan bir alan olarak bilinir. Bu çukur, Kuzey Amerika levhası ile Karayip levhasının etkileşim gösterdiği bir bölgede yer almaktadır ve bu sürekli levha hareketleri depremlerin sık yaşanmasına neden olur. Puerto Rico çukurundaki canlılar, birbirleriyle karmaşık ekosistem bağlantılarına sahiptir. Hidrotermal bacalardaki mikroorganizmalar, besin zincirinin temelini oluşturur ve diğer organizmaları besler. Bu ekosistemler, deniz bilimcileri ve biyologlar için önemli bir araştırma konusudur. Derin denizlerde yaşayan yumuşakçalar, deniz anası türleri, deniz süngerleri ve diğer çeşitli deniz canlıları da bulunur. Bu organizmalar, çukurun derinliklerine uygun biyolojik adaptasyonlara sahiptirler. Puerto Rico çukurunun derinliklerinde yaşayan bazı balık türleri vardır. Bu balıklar, derin deniz koşullarına uyum sağlayabilen özel adaptasyonlara sahiptirler. Biyoluminesans yeteneklerini kullanarak çevrelerindeki yemleri çekmeye çalışırlar. Rimma süngeri, hidrotermal bacalardaki sıcak su kaynaklarında yaşayan bir deniz süngeri türüdür. Bu organizma, hidrotermal bacalardan çıkan sıcak su kaynaklarından beslenir. Rimma süngerleri, özellikle hidrotermal bacalardaki mikroorganizmalarla simbiyotik ilişki içinde yaşarlar. Thermococcus baropilus isimli arke türü, hidrotermal bacaların derinliklerinde yaşar. Bu organizma, yüksek sıcaklık ve basınç koşullarına uyum sağlamıştır ve hidrotermal aktiviteyi sürdüren çevresel koşullarda hayatta kalabilir. Pompei solucanı, hidrotermal bacaların yakınında yaşayan ilginç bir solucan türüdür. Bu solucanlar, sıcak su kaynaklarından gelen kimyasal maddeleri kullanarak beslenirler. Ayrıca, sıcaklığın ani değişikliklerine dayanıklıdır ve hidrotermal bacaların yakınlarında koloniler halinde yaşarlar. Puerto Rico çukurunun derinliklerinde yaşayan bazı balon balığı türleri, derin denizlerdeki yüksek basınç koşullarına uyum sağlamışlardır. Bu balık türleri, sıcaklık değişikliklerine ve derin deniz koşullarına dayanıklıdır. Jellyfish yengeçleri, yine burada bulunan canlılardır. Bu benzersiz yengeç türü, Puerto Rico çukurunun derinliklerinde yaşar. Genellikle, yüzgeç şeklindeki dikenleri ile tanınırlar. Bu yengeçler, hidrotermal bacalardaki mikroorganizmalarla beslenirler.
Bu organizmalar, Puerto Rico çukurunun benzersiz ekosistemlerinde yaşayan sadece birkaç örnektir. Derin denizler, çok özel fiziksel koşullar ve zorlu ortamlara sahip olduğundan, bu organizmaların hayatta kalmak için geliştirdiği adaptasyonlar oldukça etkileyici ve çeşitlidir. Bu organizmaların incelemesi, deniz biyolojisi ve ekoloji alanlarında önemli bilgiler sağlar ve dünyanın farklı ekosistemlerini anlama konusunda katkı sağlar. Puerto Rico çukuru, denizaltı keşifleri açısından oldukça ilgi çekici bir bölge olarak bilinir. Bu çukur, derin denizlerin ve okyanusun gizemlerini araştırmak için çeşitli denizaltılar ve deniz araştırma teknolojileri tarafından ziyaret edilmiştir. Alvin denizaltısı, okyanus keşifleri için önde gelen bir denizaltıdır ve Puerto Rico çukurunda da kullanılmıştır. Alvin, çukurun derinliklerine inerek hidrotermal bacaları ve derin deniz ekosistemlerini incelemiştir. Seyir güneşi denizaltısı ise, hidrotermal bacalardaki mikrobiyal yaşamı ve çevresel koşulları incelemek için Puerto Rico çukurunda kullanılmıştır. Bu denizaltı, çukurun derinliklerinde önemli bilgilere ulaşmıştır. Bir diğer nokta ise Java çukurudur. Java çukuru, coğrafi olarak Güneydoğu Asya'da yer alan önemli bir okyanus çukurudur. Bu çukurun coğrafi özellikleri ve çevresi, jeolojik ve bilimsel açıdan büyük öneme sahiptir. Java çukuru, Hint Okyanusu'nda, Endonezya'nın güneybatısında yer almaktadır. Coğrafi olarak, yaklaşık olarak 3300 km uzunluğa ve 320 km genişliğe sahiptir. Çukurun kuzeyinde Sumatra, batısında Java Adası ve doğusunda Bali Adası bulunur. Bu bölge aynı zamanda Büyük Sunda Adaları'nı çevreler ve Endonezya'nın büyük bir kısmını oluşturur. Java çukuru, dünyanın en derin ikinci okyanus çukuru olarak bilinir. Bu çukur derinlik sıralamasında en derin noktası Mariana çukurundan sonra gelir. Derinlik açısından oldukça etkileyici bir özelliğe sahiptir. Çukurun en derin noktası yaklaşık olarak 7725 metre derinliğe sahiptir. Bu bölge, deniz tabanındaki levhaların çatıştığı bir altı plaka sınırıdır. Hindistan levhası, Avustralya levhası ve Pasifik levhası bu bölgede birbirleriyle etkileşime girerler. Java çukurunun oluşumu, Asya levhası ile Avustralya levhasının etkileşimi ile başlar. Bu iki büyük levha, yaklaşık 40 milyon yıl önce çarpışmaya başlar. Bu çarpışma sonucunda deniz tabanı, okyanus levhaları ile etkileşime girer ve bir çukur oluşmaya başlar. Asya levhası, Avustralya levhasının altına dalarken çukurun derinleşmesine neden olur. Bu levha dalması sırasında çukurun derinliği artar ve jeolojik süreçler devam eder. Java çukuru çevresindeki levha etkileşimleri, volkanizmanın artmasına neden olur. Bu süreçte deniz tabanında volkanlar oluşur ve sırtlar meydana gelir. Volkanik faaliyet, çukurun jeolojik yapısını şekillendirir. Java çukuru çevresinde, levha sınırlarındaki gerilimler ve çatışmalar, sürekli olarak depremlere neden olur. Bu bölge, deniz tabanındaki levha çatışmalarının yoğun olduğu bir deprem kuşağıdır. Hint-Avustralya levhası, Sunda levhasının altına dalarken, bu bölgede büyük bir çukur oluşur. Bu süreç, levha tektoniği prensiplerine dayanır ve subduksiyon olarak adlandırılır. Subduksiyon sırasında, dalan levhanın altında yer alan malzeme erir ve magma oluşturur. Bu magma, çukurun altında biriktikçe, volkanik aktiviteye neden olur. Java çukuru çevresinde, yoğun volkanik aktivite mevcuttur. Bu bölgede, bir dizi volkanik adacık bulunur. O adacıklara örnek olarak, Java, Bali ve Sumatra adaları verilebilir. Volkanik adaların oluşumu, altındaki magma tabakalarının yüzeye doğru itilmesi sonucu gerçekleşir. Bu süreç, deniz tabanının yükselmesine ve volkanların oluşmasına neden olur. Bu volkanlar, çoğu zaman patlamalara neden olan büyük volkanik dağlar veya koniler oluştururlar. Patlamalar, lav, kül ve gazların atmosfere salınmasına neden olabilir. Bu bölgedeki volkanik aktivite, çevresindeki yerel toplumlar için önemli bir çevresel ve jeolojik risk oluşturur. Depremler, tsunamiler ve volkanik patlamalar bu tür risklere yol açabilir.
Cava çukuru, levha tektoniği ve volkanik aktivite nedeniyle jeolojik açıdan son derece aktif bir bölge olarak bilinir. Bu jeolojik süreçler, bilim insanları için önemli bir araştırma alanıdır ve aynı zamanda bu bölgedeki çevresel etkileri anlama açısından da büyük bir öneme sahiptir. Ayrıca, bu süreçler, bu bölgedeki jeolojik olayların daha iyi anlaşılmasına ve felaket yönetiminin geliştirilmesine katkı sağlar. Cava çukuru, benzersiz denizaltı ekosistemleri ve canlılarına ev sahipliği yapmaktadır. Bu derin okyanus çukuru, özellikle derinlerde yaşayan canlıların evi olarak bilinir. Cava çukurunda yaşayan derin deniz balıkları, genellikle büyük baskıya ve karanlığa uyum sağlamışlardır. Örnekler arasında azı dişi balığı, gulper ağzı balığı ve ejder balığı gibi türler bulunur. Bu bölgede bulunan benzersiz deniz anası türleri, derin deniz ekosistemlerinde yaşam için özelleşmiştir. Bazıları sıra dışı ve şeffaf vücut yapılarına sahiptir. Cava çukurunun derinliklerinde yaşayan büyük kara ayaklı karidesler, sıra dışı uzun bacakları ve büyük gözleriyle tanınırlar. Bu karidesler, denizaltı hidrotermal bacaların etrafında yaşarlar. Hidrotermal bacalar, sıcak su ve kimyasal zenginlikler sağlayan benzersiz okyanus ortamlarıdır. Bu bölgede yaşayan organizmalar arasında dev karidesler, mantar benzeri canlılar ve bakteriler bulunur. Cava çukurunda deniz süngerleri de yaygın olarak bulunur. Bu süngerler, besinleri filtrelemek ve çukurdaki zorlu koşullara dayanmak için özelleşmişlerdir. Dondurma karidesleri, çukurun derinliklerinde yaşayan ve özellikle soğuk sulara adapte olmuş organizmalardır. Cava çukuru çevresindeki yerel kültürlerde bu bölgenin mitolojik ve efsanevi bağlantıları mevcuttur. Özellikle volkanik aktiviteler, yerel halkın mitolojik hikayelerinde sıkça yer alır. Cava'nın, volkanlarının ve depremlerinin, tanrıların öfkesini veya doğanın güçlerini yatıştırmak için yapılan ritüellerle ilişkilendirildiği efsaneler bulunur. Bu tür mitolojik hikayeler, yerel kültürlerin doğayla olan ilişkisini ve tabi afetlere karşı duyarlılıklarını yansıtır. Cava çukurunun coğrafi özellikleri ve volkanik aktiviteleri, yerel halk için tarihi ve jeolojik anıtlar oluşturur. Özellikle, bu bölgedeki volkanların patlamaları, geçmişte çevrelerine ciddi zararlar verdiği için, bu patlamaların tarihi belgeleri ve anıtları önemlidir. Bu tür tarihi olaylar, yerel halkın geçmişlerini ve çevrelerini anlamalarına yardımcı olur. Cava çukuru çevresindeki arkeolojik keşifler, bu bölgenin tarihsel ve kültürel önemini daha da vurgular. Bu keşifler, antik yaşamın izlerini ve tarihsel kalıntıları ortaya çıkararak Cava çukurunun zengin tarihini aydınlatır. Cava çukurunun çevresinde bulunan Sangiran arkeolojik sahası, Cava adasında Homo erectus'un fosil kalıntılarını içeren önemli bir alan olarak bilinir. Bu fosiller, insan evriminin izlerini sürmek için kullanılmış ve insan türlerinin bu bölgedeki geçmişine ışık tutmuştur. Rovulan bölgesi, Cava'nın doğusundaki Mokokerto bölgesinde yer alan antik bir yerleşimdir. Bu bölge, Makapahit İmparatorluğu'nun başkenti olarak bilinir ve Endonezya'nın tarihsel mirasının önemli bir parçasını oluşturur. Cava çukurunun geleceği, koruma ve bilimsel araştırmaların önemli bir bileşenidir. Bu bölge, hem çevresel hem de bilimsel açıdan büyük bir öneme sahiptir ve gelecekte korunması ve daha fazla araştırılması gerekmektedir. Cava çukurunun çevresinde bulunan doğal alanların korunması büyük önem taşır. Bu bölgedeki biyolojik çeşitlilik, endemik türler ve benzersiz ekosistemler koruma altına alınmalıdır. Koruma bölgeleri ve deniz rezervleri oluşturularak bu ekosistemlerin devam eden sürdürülebilirliği sağlanmalıdır. Cava çukuru, bilimsel araştırmalar için önemli bir laboratuvardır. Bu bölgede jeolojik süreçler, okyanus bilimleri, biyolojik çeşitlilik ve diğer bilimsel konular araştırılmalıdır. O araştırmalar, dünyanın jeolojik dinamiklerini daha iyi anlamamıza katkı sağlar. Yepyeni belgeseller ve daha fazla bilimsel içerik için Bilim Peşinde'ye abone olmayı unutmayınız.